Bazı fikirler var, aşırı sağcı siyasetçilerin çokça kullandığı. Bu göçmenler çok yüksek doğum oranlarına sahip ve bir noktadan sonra yerel halkın yerine geçecekler. Buna hatta bunun mucidi Fransız aşırı sağcı bir yazar René Camus adlı. Bu kişi büyük yer değiştirme teorisi diye bir teori ortaya atmış ve aşırı sağcı siyasetçiler tarafından gerçekten çokça kullanılıyor. Böyle bir durum var mı gerçekten, yoksa bu bir hurafe mi nedir yani? Tehlikeli sadece kötü değil, çok tehlikeli düşünceler bunlar. Yani şu anda Fransa'da mesela Zemur'un, tabii bu Zemur bu arada Le Grand Remplacement dediği bu teorinin şu anda en büyük savunucusu. Sözde entelektüel ve gazeteciyken. Hatta Özlem, Fransız siyasetine hakimsin. Sadece aşırı sağcı Zemur tarafından değil, merkez sağdaki Valérie Pécresse tarafından Evet da bu evet kelime evet bir kesinlikle. konuşmasında kullanıldı ve çok Kesinlikle. tehlikeli bir ideoloji aslında Artık bu. propaganda, yani propaganda argümanına döndü. Çok büyük bir argüman. Yani insanları korkutmak için çok güzel bir silah. Çok kolay da bir silah aslında. Yani bir insanın en büyük korkusu kimliğinin yok olması. Hepimizin zaten kimliğimi en çok koruma sebebim benim karşı taraftan tehdit oluşması. Yani bakıyoruz bazı ülkelerde bu kimliğe tehdit olmadığı zaman, atıyorum İngiltere'de olsun, ABD'de olsun, orada insanlar daha çabuk asimile oluyor. Fakat ırkçılığın olduğu yerlerde insanlar kendi dinini, kültürünü kullanmaya, korumaya pardon, çok daha önem veriyorlar. Dolayısıyla Fransızları da anlamak lazım. Yani devamlı olarak tehdit altında olduklarını, işte gelecekte artık nesillerinin yok olacağını ve göçmenlerin çoğunluk olacağını söylerseniz ve bu kesim genellikle çok fazla da kültürlü ya da eğitimli kesim değil. Bütün Avrupalılar yani üniversite bitirmiş değil. Çok fazla eğitimsiz insan var. Dolayısıyla kolay kanılan ve tehlikeli bir düşünce. Hatta birçok Fransız artık silahlanmış, silahlı gruplar, çeteler oluştu. Şu anda Fransa polisi yani birçok çeteyi çökertti. Aşırı sağcı, neonezi Almanya'daki gibi. Daha da hatta ileri giden insanlar bunlar. Hatta generaller bir ara bir bildiri yayınladılar, iş savaş çıkabileceğine dair Macron'u uyardılar. Gerçekten de ciddi bir tehlike var. Ancak ben burada sayın seyircilerimize doğru bilgileri paylaşmak istiyorum. Yani bunu tamamen yanlış bir düşünce olduğunu kanıtlamak istiyorum. Resmi İstatistik Kurumu INSEE ve Ulusal Demografik Çalışmalar Enstitüsü'nün verilerine göre bu teori asla gerçekle örtüşmüyor. Çünkü Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrikası ve Asya'dan gelen göçmenlerin sayısı yaklaşık 3,3 milyon. Bu rakam ülke nüfusun sadece %5'ine tekabül ediyor. Ayrıca göçmenlerin daha çok çocuk sahibi olduğu da doğru değil. Göçmen kadınlarda doğum oranı kadın başına 1,85 iken diğer kadınlarda bu rakam 1,86. Yani diğer kadınlarda doğum oranı daha bile yüksek. Buradan da bu teorinin tamamen korku temelli, ırkçı bir teori olduğunu görmüş oluyoruz.